Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün bildiğiniz gibi öğle saatlerinde oyuna yine bir bakım geldi. Bu bakımla birlikte oyunda ne gibi bir değişiklikler oldu? Bu bakımın amacı neydi? Tabii ki de sıfır hesaplı arkadaşlar. Mega kumbara açacağız. Bakalım hesabı 50 tane 100 tane mega kumbaradan sonra ne gibi bir hale getireceğiz? Bunların hepsini bu videoda sizlere sunacağım. Diyelim videoya geçelim ama videoda geçmeden önce videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın değil mi? Hemen videoya geçeyim. Arkadaşlar oyunun içerisine girdiğimizde bakımla alakalı burada şöyle bir bilgi var. Güncelleme notları diyor. Bu bakımla birlikte oyuna gelen değişikliklere bir göz atacağız hemen kısa bir şekilde. Oyuncuların güç liginde yasaklı savaşçıları seçebilmesine olanak sağlayan bir sorun düzeltilmiş. Yeni oyuncuların kupa yolunda bu özelliği kilidini açtıktan sonra otomatik olarak bir kulüp oluştururken altın kaybetmesine neden olan bir sorunu düzeltmişler. Çift hesaplı aşamada oyuncuların belirli haritalarda rakiplerin yanında belirmesine neden olan bir sorunu düzeltmişler. Kozalar, burası yeni karakterimiz Charlie ile alakalı. Kozalar artık sonda değil, başta hasar veya iyileştirme veriyormuş. Koza içindeyken zamanla diğer hasar türlerinin etkili olmaya devam etmesine neden olan bir sorun düzeltilmiş. Yine Charlie'nin burada bir nerf'ü söz konusu arkadaşlar. Charlie'ye bir güçsüzleştirme gelmiş yani kısacası. Koza süresi 10 saniyeden 7 saniye düşürülmüş. Sindirim yıldız gücü abi. Maksimum sağlık azaltma oranı düşürülmüş. 50'den %25'i arkadaşlar. Bu güzel yani kozadan çıktığımızda 25'i canımızın gidecek. %50'si değil. Artık kozadan çıktıktan sonra kozaya girerken sahip olduğumuz cephaneye sahip olacağız. Çünkü bildiğiniz gibi kozadan çıktıktan sonra şarjörümüz sıfır bir şekilde başlıyorduk. Bu da karakteri acayip zaten OP'di, karakter daha da acayip OP yapıyordu. Bunu da düzeltmişler artık. Kozaya girerken nasıl cephanemiz varsa, şarjörümüz kaçsa o şekilde çıkacakmışız. Bu da güzel. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar güncelleme notları bununla alakalıydı. Bakım molası ve tabii ki de bakım molasının ana etkilerinden biri de arkadaşlar kulüp liginde mega kumbara özelliği geldi biliyorsunuz. Bu mega kumbara da yarın gelecek. Mega kumbara ile de alakalı kesinlikle düzeltmeler yapıldı arkadaşlar. Bakımla beraber ve 20 saat sonra gelecek mega kumbara etkinliğinde neler başı gelecek. Bu mega kumbarayı nasıl dolduracağız, nasıl açacağız, bunları sizlere şimdi bir göstereyim. Öncelikle Supercell'in bizlere sağladığı test hesabı içerisinde bulunacağım arkadaşlar. Yarın mega kumbara etkinliği oyuna gelecek ve mega kumbara etkinliğinde şu an sıfır bir hesap açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sıfır hesapta mega kumbaralardan böyle bayağı bir açacağız. 50-100 tane mega kumbara açacağız ve bu mega kumbaralarla bu hesabı ne kadar ileri seviyeye taşırız, bugün bunu sizlere göstereceğim. Ben de yarın gelecek olan mega kumbara etkinliğinde sizin de bir kafanızda şekillenir diye düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sıfır hesaptayız şu an. Bakalım sıfır hesapta mega kumbaralardan böyle bayağı bir açarsak eğer ne kadar geliştirebiliriz bu hesabı, bunu hep birlikte bir görelim. Evet arkadaşlar, şimdi hemen anladım diyerekten mega kumbarayı aç diyor. Öncelikle arkadaşlar bilgi de vereyim, mega kumbarayı 5 tıkla açabiliyorsunuz. Bakın 1, sese de bakın 2, 3, 4 ve 5. Şu an ödülü çeyrek dolan bir mega kumbar açıyoruz abi. 281 mücevher, 616 altın verdi, 383 güç puanı verdi ve aldıklarımız bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu ilki. Şimdi ben ikinciyi açacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 yine tıklaçıyorum. Bu sefer dolu bir kumbaramız var. Bakalım buradan neler gelecek efendim. 605 mücevher geldi mesela arkadaşlar. Bu kumbarayı doldurmak da çok önemli dediğim gibi. Full bir mega kumbarayı full bir şekilde doldurabilirseniz daha çok ödül alıyorsunuz. Az önce gördüğünüz gibi. Yine bunu açarken mega kumbarayı, mega kumbara etkinliği ile alakalı size bilgiler vermeye devam edeceğim. Hepimizin 18 tane bileti olacak arkadaşlar ve bu mega kumbara etkinliği 1 ay sürecek. Mesela altın çok az verdi, güç puanı verdi ve görmüş olduğunuz gibi içinden star hediyesi de veriyor arkadaşlar. Ve eğer ki kulübümüze katkımızı en çok ilk 3'te yapanlardan biriysek arkadaşlar, ona da özel, size özel yani, ekstra hediye veriyor. Bunu daha sonra göstereceğim de nasıl olduğunu. Gizemli verdi mesela. Gizemli gizemli hocam ne geldi ve Nani geldi. Güzel, Nani'yi çıkarttık. Destansı karakter çıkarttık. Ender, Ender ve süper Ender arkadaşlar. Buradan ne geliyor? Destansı ve devam edelim. 216 altın ve destansı geldi yine. 5 tane star hediyesi verdi. Mesela bonus diyor arkadaşlar. Bunun olayı ne peki? Bunu da anlatayım sizlere. En çok katkı veren 3 kişi arkadaşlar. Mega kumbara etkinliğinde kulübe en çok katkısı olan 3 kişiyi oyun algılıyor. Ve bu 3 kişiye özel birinciye 3 tane star hediyesi ekstra, ikinciye 2 tane star hediyesi ekstra ve üçüncüye de arkadaşlar ekstradan bir tane star hediyesi açtırıyor. Rastgele bir star hediyesi oluyor bu. Ve şu an biz kulübümüze en çok katkı sağlayan ikinci olaraktan algılandığımız için ekstrada aldığımız ödüller bunlar oluyor arkadaşlar. Devam edelim hızlıca. Hatta mega kumbar etkinliğini burada da göstereyim arkadaşlar. Mega kumbar etkinliğinde bildiğiniz gibi rastgele harita ve mod geliyor. Mesela temizlik, süper çalılar, sıcak bölge, klasik, yani bir şey yok. Savaş topu, sonsuz güç diye bir mod geliyormuş. Anında fazla mesai, süper çalılar, yani burada çalılar doğuyor falan filan. İyi butona tıkladığında burada zaten katkıda bulunan kişi başına maksimum mega kumbar ödülü diyor. 20 tane star hediyesi artı ekstra kaynaklar diyor. Etkinliğin sonunda mega kumbarayı açarak kendine düşen ödülleri alabilirsin diyor. Evet, bir tane mega kutu, mega kumbara açacağız arkadaşlar. Bakalım buralardan neler gelecek. Bu sefer de tam dolu bir mega kumbara değildi bu. Azıcık dolu olmuş. Altını birazcık az veriyor. Altını bazen de fazla veriyor.
Mesela 5 tane rastgele Stradius arkadaşlar. Bunlardan işte efsanevi yakalama durumumuz da var. Mesela bunlardan bir efsanevi yakalasak acayip güzel şeyler çıkartabiliriz. Şu an sadece ender geliyor. Bakalım biz efsanevi ne zaman yakalayacağız? Şu an 3-4 tane açtım bile. Ama ödüllerimiz bu şekilde şu an. Hemen hızlıca arkadaşlar bir tane daha mega kumbara açıyorum. Bu sefer full dolu bir mega kumbara mı? Evet yani hemen hemen dolu. 477 mücevher, 554 altın verdi. Güç puanı verdi ve şu an sadece bir tane abi bize verdi gördüğünüz gibi. Bu sefer de bir tane vermiş. Ve bonus ikinci sırada en çok katkı sağlayan olduğumuz için ekstra iki tane daha Star Hediyesi açtırıyor bize. Gördüğünüz gibi bu ekstra bonuslarda önemli bir gibi arkadaşlar. Burada kulübünüze en çok katkı sağlamak kesinlikle çok önemli. En çok katkı sağlayan ilk 3 arasına girmeniz size ekstradan en fazla 3 tane Star Hediyesi rastgele, en az da 1 tane Star Hediyesi rastgele verdiriyor arkadaşlar. Bu çok önemli kesinlikle. Mesela şu an bir tane yine verdi. Mesela şu an birinci en çok katkı sağlayan kişiymişiz kumbar etkinliğine. Mega kumbar etkinliğine kulüpte ve ekstradan 3 tane daha Star Hediyesi açtıracak bize. Bu da mesela güzel bir özellik. Bu arada şu an videoyu durdurup arkadaşlar videonun yorumlar kısmına şey yazabilirsiniz. Bu mega kumbar etkinliği sizi tatmin etti mi? Ödüller nasıl vesaire, bunları da yazabilirsiniz. Biz şu an sıfır hesabı geliştirmeye çalışıyoruz. Nani çıkarttık şu ana kadar, devam edelim. Evet hemen bir tane daha mesela boş bir Star Hediyesi mega kumbar abi. Ulan boştu sanki o. Yo boş değildi galiba, anlamadım hocam. 5 tane Star Hediyesi çıktı arkadaşlar içinden. 5 tane, bakın sağ üstte yazıyor. İçinden 5 tane Star Hediyesi çıkartabildik. Star Hediyelerinden böyle 5'er 5'er verse 10 numara hocam. 5'er 5'er Star Hediyesi ne demek hocam, az değil. Bir tane de birinci olduğumuz için bonusumuz geliyor. 3 tane Star Hediyesi buradan açacağız. Hala efsanevi Star Hediyesi çıkartamadık yani. Burada üzgünüm şu an, destansı geldi. Nani'nin emotu geldi arkadaşlar, devam. Evet hemen bir tane daha mega kumbarayı açacağız arkadaşlar. 779 mücevher altından 80 tane geldi. Dediğim gibi biletlerimiz de sınırlı arkadaşlar. 18 tane biletimiz var. Gizemli geldi bu arada. Gizemliden şeri çıktı hocam. Hocam neden böyle olur hocam? Karakter nerede? Nerede karakter? Sıfırdan başladık oyuna ya. Bize bir karakter hocam ya. Efsanevi bir şey bir şey. Bakalım mega kumbara etkinliğinden tekrardan. Yani hesabı maxlamak için bence arkadaşlar çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum ben. Şuraya bak, verdiği ödüllere bak. Çok kötü ödüller verdi lan bu sefer mega kumbara. Oğlum acayip kötü ödüller verdi. Mesela şu anda 3. sırada olduğumuz için bir tane daha ekstradan açtık. En kötü mega kumbaraydı şu ana kadar. Bir tane daha açıyorum arkadaşlar. O kötü mega kumbaradan sonra bir tane daha geliyor hocam. 50 tane açarız arkadaşlar bugün ya. 50 tanenin sonucunu görürüz bir hızlısından. Şu an süper enler geldi. Hala efsaneyi vermedi. Bir efsaneyi patlatıyor mu acaba mega kumbara, onu da bilmiyorum arkadaşlar ama patlatıyor olması lazım. Yani hocam sonuçlar rastgele veriyor. Bir tane buradan patlatır artık efsanevi ya. Gizemli gizemli nereye kadar? 600 mücevher verdi. Altın az verdi. Ve destansı geliyor. Buradan da bonus diyor. İkinci olduğumuz için çok katkı sağlayan. Burada da iki tane Star Hediyesi açtık arkadaşlar. Devam edelim. Bir tane daha mega kumbara geliyor hocam. 734 mücevher. Mesela bu güzel, altın da güzel verdi. Güç puanı da güzel verdi. Üçüncü de olmuşuz. Bir tane de buradan ekstradan Star Hediyesi açıyoruz. Ben şunu gördüm arkadaşlar. Olay şu. Star Hediyesi eğer altını falan fazla verirse Star Hediyesini az veriyor. Altını mücevheri az verirse bakın bu şekilde Star Hediyesi çok veriyor. Şimdi mesela şeyi çok patlattı altını 900'lerde, o yüzden Star Hediyesi bir tane verdi. Üçüncü olduğumuz için de bir tane ekstradan bonus açtık. Ve Nita'ya kredi geldi hocam. Hele şükür kredi vermeyi düşündü yani bize. Valla açıkçası söyleyeyim şu an bir 10'u geçtik arkadaşlar açtığımız mega kumbara sayısı. Beni tatmin etmiyor şu anki ödüller, sizi tatmin ediyor. Yorumlara yazın derken efsanevi geldi. Güzel, hele şükür ya hocam. Efsanevi geldi yani. Bin altın mı? Oğlum ne bin altını lan, karakterim yok diyorum ya. Lan karakterim yok diyorum birader, karakter ver. Evet 1000 altın geldi arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Evet bir tane de ekstradan ikinci olduğumuz için açıyoruz. Yani demek ki efsaneyi de patlatıyor. Yani 4-5 tane mega kumbarada bir mi efsaneyi patlatıyor, onun şansını bilmiyorum pek ama efsanede altın almışız, güzel. Efsanevi patlatırsa arkadaşlar mükemmel oluyor gördüğünüz gibi. Mesela yarısına kadar dolu bir mega kumbara bu. 743 mücevher altın da verdi. Oğlum neye göre veriyor bak, yarısına kadar doluydu, o az vermesi lazım. Ben anlamadım hocam bunu. Devam edelim. Güzel, devam. Bir tane daha mega kumbarayı açıyorum arkadaşlar. 299 mücevher kesinlikle çok fazla Star Hediyesi verecek şu an. Evet 3 tane Star Hediyesi verdi arkadaşlar bize. Yok 2 tane mi verdi lan? Galiba 2 tane verdi. Buradan da ikinci olduğumuz için bonus Star Hediyelerini açıyoruz. Devam edelim. Güzel. Ödüllerimiz bu şekilde. Bir kere daha açacağız arkadaşlar. Full dolu bir mega kumbara. Arada mega kutu diyesim var. Aga be dediğini şu duyar gibiyim arkadaşlar. Bonus verdi 3 tane. Oğlum hiç efsanevi ver biraz ya. Mega kumbara. Oğlum mega kumbara çok pinti. Mega kumbaranın çok pinti olduğunu düşünüyorum. Bak şu an çeyreği dolu bir mega kumbara açıyoruz. 558, 160 mücevher çok kötü verdi şu an. Evet bir de bonus açıyoruz hocam. Başka hiçbir cacık yok. Şu an gerçekten kötü. Kötü kötü. Bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Artık son biraz daha açalım. 605 mücevher, 726 altın. Güç puanı geldi 648. 3 tane de Star Hediyesi açıyorum mesela. Şu an güzel bir
bu açılım oldu benim için. Birinci olduğumuz için 3 tane daha ekstradan açabileceğiz. Kulübe en çok katkı sağlayan birinci kişi olduğumuz için ve destansı geldi hocam, güzel. Mesela bu da güzel bir mega kumbar. Boş bir mega kumbar arkadaşlar bu. Ama ödül verecektir. 548. Bazen böyle bug'a giriyor galiba. Boş gibi gözüküyor. Normalde boş olduğu zaman ödül vermiyor olması lazım mantıklı. Üçüncü olmuşuz. Buradan da bir destan seçiyoruz hocam. Güzel. Devam. Bir tane daha mega kumbara geliyor hocam. Bir tane daha mega kumbara. Ya işin sonunda arkadaşlar ben mega kumbaradaki ödüllerin birazcık daha artırılmasını düşünüyorum. Taraftarıyım. Yani bir ay boyunca süren bir etkinlik ve bir ay sonrasında ödül veriyor. O yüzden birazcık daha artırılması gerektiğini düşünüyorum efendim ben. Ender geldi. Güzel. Devam. Hemen bir tane daha mega kumbarayı açıyoruz efendim. 232. Ya burada kesinlikle ödüller çoğaltılmalı. Sonuçta bir ay sonrasında verilen ödüller bunlar. Bir ay boyunca bu etkinlik için savaşacağız. Daha iyi ödüller olması lazım arkadaşlar. En azından bir tane efsane bir star edisi kesin falan vermesi lazım diye düşünüyorum eğer verecekse. Ben öyle düşünüyorum. Bu konudaki yorumlarınızı da bekliyorum. Bir tane daha mega kumbara geliyor hocam. Şöyle mega kumbaralarımızı açalım hızlı bir şekilde. Böyle süper ender verdi. Bonus 3. yüz bir tane açacağız. Devam. Evet, bir kere daha açacağım arkadaşlar. Artık son 3-4 tane daha açıp herhalde yeteri kadar gösterdiğini düşünüyorum. 5 tane bu sefer star hediyesi verdim. Mesela böyle olsa süper olur. Sanırım hepsinde yapmaları lazım bunu ya. Her şeyinde 5 tane süper star hediyesi vermesi lazım ve bir geldi. 2 yeni karakter çıkartmış olduk bugün. Güzel yani, 2 tane yeni karakter çıkarttık arkadaşlar. 25-30 belki 40 tane açtık bilmiyorum. Ama bir 50'ye tamamlayacağım arkadaşlar. Kabataslak bir 50, öyle tam 50 olmasına da gerek yok. 4-5 tane daha açarız abi ama 50 tane falan açmış olacağız hemen hemen. Bakalım, ender geldi, süper ender geldi. Buradan da altın verdi. Ya, karakteri genel olarak zor veriyor. Ama veriyor, 2 tane karakter de verdi. Güzel, ben bir mega kumbara daha açalım hocam. Güzel bir şekilde 911 mücevher ve şu an ne geliyor, ender. Efsanevi geldi. Güzel, ne veriyor hocam? Efsaneviden ve Mortis çıktı. Vay hocam, 3. karakterimiz oldu bu da. Bence güzel arkadaşlar, yani böyle tatlı olunca güzel oluyor, evet güzel oluyor. Last açıyorum arkadaşlar, last mega pickimizi de mega kumbaramızı da açalım bakalım ne geliyor. Ne vereyim abime? 3 tane açacağız abi star hediyesi. Ya bu star hediyelerinde bence kesin olarak da efsane vermesi lazım. Gizemli. Gizemli geldi. 500 altın hocam. Açıldı bu arada ya. Şansımız açıldı. Birazcık fazla bir şeyler vermeye başladı. Güzel. Tamam, bu şekildeydi arkadaşlar. Burada da arkadaşlar mega kumbara hediyesinin şeklini gösteriyorum sizlere. 27 gün varmış diyor açılmasına. Yani siz oyunda 27 gün sonra açabileceksiniz. Bu mega kumbara hediyesini 50 kulüp zaferi sonra mega hediye diyor arkadaşlar. Yani burada 50 tane kulüp zaferi alırsak ekstradan bir hediye veriyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu üstte yazıyor. Bu neymiş hocam, bunu tam olarak da anlamadım arkadaşlar. 1'de 5 diyor, bu da değişik. 50 zafer kazanınca ekstradan bir star hediyesi açacağız galiba, öyle bir sembol var orada. En çok katkı bonusu diyor arkadaşlar. İşte birinci olursak 3 tane star hediyesi, ikinci olursak 2 tane, üçüncü olursak da 1 tane ekstradan star hediyesi açabileceğiz gördüğünüz gibi. Ve hepimizin toplamda 18 tane bileti var arkadaşlar. Ve şu yukarıda da 50 kulüp zaferi sonra mega hediye diyor arkadaşlar. 27 gün sonra da bu mega kumbara açabiliyoruz ama 50 kulüp zaferi sonra mega hediye. Yani burada ekstradan da bir hediye alacaksınız. Bunu da hesaba katın arkadaşlar bu mega kumbara etkinliğini yorumlarken. Burada da yazıyor zaten, mega hediyenin olayı şu. Mega hediyeler star hediyesi ekler diyor arkadaşlar. Yani mega hediye olarak da star hediyesi ekleyebiliyoruz yani. 5 zafer aldığımızda, 50 kulüp zaferi aldığımızda. Bizim de payımıza düşen 5 maçmış. Yani herkes 5'er zafer alsa hocam, 50 kulüp zaferi olsa mega kumbaraya ekstradan da star hediyesi açtıracak gibi duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada öyle yazıyor. Güzel. Tamam, videoyu burada noktalandırıyorum arkadaşlar. Umarım da video hoşunuza gitmiştir. Mega kumbarayı nasıl bulduğunuzu yorumlara mutlaka fikirlerinizle beraber yazmayı unutmayın. Başka da bölümlerde görüşecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.